Doğu Akdeniz'de çıkarları bozulan Fransa ve Mısır, Türkiye'ye karşı birleştik. Ortak bir zirve yapan iki ülke, Türkiye karşıtı kararlara ve skandallara imza attı. Frans 24 kanalı ise iki ülkenin görüşmesini şu başlıkla verdi. Macron ve Sisi, ortak düşmanın Recep Tayyip Erdoğan olduğu konusunda hemfikir. Geçenlerde Macron ve Mısır, junta lideri Sisi, Paris'te bir araya geldi. Macron, Libya konusunda Mısır'ın önemli bir müttefik olduğunu söyleyerek, insan hakları ihlallerinin silah satışlarını etkilememesi gerektiğini ifade etti. Fransız medyası, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Mısır junta lideri Abdülfettah es-Sisi'nin buluşmasını Erdoğan nefreti üzerinden duyurdu. Libya ve Akdeniz'de Türkiye'nin eylemlerinden rahatsız olan iki ülkenin bir araya gelmesindeki amacı, Fransız medyası da ilan etmiş oldu. Frans 24 kanalı, iki liderin görüşme özetini Macron ve Sisi ortak düşmanın Recep Tayyip Erdoğan olduğu konusunda hemfikir ifadeleriyle verdi. Macron, yanına Erdoğan düşmanı destekçisini de bulmuş oldu. Bu adamın tek derdi Erdoğan olmuş. Neden sürekli Erdoğan'a saldırıldıysa net olarak belli değil. Belki de sadece Müslüman bir ülke olduğumuz için bize saldırıyor. Belki de babası Türk düşmanlığıyla büyütmüştür kendisini. Macron bir konuşmasında, Türkiye, Doğu Akdeniz'de artık bir ortak değil, Avrupa'nın enerji ve stratejik politikası NATO'dan ayrı olmalı. Bu konular NATO'ya bırakılmamalı, demişti. Yunanistan'ın, NATO'nun sorunu teknik müzakereyle çözelim teklifine neden burun kıvırdığının cevabını veriyor aslında Macron. Çünkü Türkiye öyle ya da böyle NATO üyesi. Ve NATO ortaya haritaları koyarsa, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklılığı ortaya çıkacak. Bu olmasın diye Macron, Yunanistan'ı o masaya oturtmadı. ABD merkezli Yahudilerin sahibi olduğu Tablet Magazine isimli dergi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi hedef alan siyaset anlayışının perde arkasındaki detaylarını kaleme aldı. Dergi, Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la girdiği söz savaşlarını, koltuğunu kaybetmemek için son dönemde kasıtlı olarak şiddetlendirdiğini belirtti. Macron'un kendi çıkarları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la söz savaşlarına girdiğini vurgulayan makale, Macron'un Türk gambiti, yani satrançta daha iyi bir hamle yapmak için feda edilen taş başlığıyla yayımladı. Yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam'ı hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı hakkında, Macron'un bir tür akıl tedavisine ihtiyacı var. Din özgürlüğüne inanmayan ve kendi ülkesinde yaşayan farklı inançlardan milyonlarca insana karşı bu şekilde davranan bir devlet başkanı hakkında söylenecek başka ne var? İfadelerine vurgu yapıldı. Macron'un İslam ayrılıkçılığı politikasını seçimi yeniden kazanmak adına bir kampanyaya çevirdiğini belirten Tablet, bize öyle geliyor ki Macron'un iç politikası Fransa'ya özgü bir dizi sorunu ele almak için tamamen meşru bir girişim olsa da dış stratejisi temel açılardan uyuşmayan şaşırtıcı bir karar yorumunda bulundu. Macron'un anketlerde geriye düşmesinin ardından bu politikaları daha sert şekilde kullandığına vurgu yapılan makalede, Türkiye'ye saldırmanın Fransa Cumhurbaşkanı'na ülkesinde rant sağladığı belirtildi. Tablet, Erdoğan'la çekişmenin Macron'un politikasına faydası olduğunu belirterek, Ermeni ve Kürt diasporalarına verilen açık desteğinde Türkiye'nin tepkisini çekerek tartışmaları alevlendirdiğini belirtti. Öte yandan söz konusu makalede Macron'un İslam politikasının yanında NATO ve ABD'yi de Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler üzerinden Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalıştığı vurgulandı. Macron ve Sisi'nin görüşmesine tekrar dönecek olursak, Fransa, Mısır'la ekonomi ve savunma alanındaki işbirliğini insan hakları konusunda fikir ayrılığı nedeniyle şartlandırmayacağını belirtti. Akdeniz ve Orta Doğu'nun istikrarı için Fransa ile Mısır arasında önemli stratejik ortaklığının mevcut olduğunu ifade eden Macron, Libya'da kalıcı siyasi çözüm bulunması gerektiğini belirtti. Libya, bölgesel güçler tarafından tehdit ediliyor ifadesini kullanan Macron, Libya konusunda ilerlemelerin kaydedildiğini söyledi. Türk ve Rus paralı askerlerinin Libya'da varlığının sürdüğünü iddia eden Macron, Libya'nın kaosa sürüklenmemesi için çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Macron bu konuda Mısır'ın rolü önemli olduğunu dile getirdi. Doğu Akdeniz'de ilgili ülkelerle işbirliği içinde olduklarını ifade eden Macron, Mısır'la birçok konuda ortak görüşlerinin ve endişelerinin bulunduğunu söyledi. Macron, Mısır'la terörle mücadele konusunda işbirliğinin artması gerektiğini belirtti. Mısır'la birçok anlaşmanın imzalanacağını ifade eden Macron, Mısır'da insan hakları savunucusu 3 kişinin serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu aktardı.
Fransa'nın nefret ve boykot kampanyası mağduru olduğu dönemde Sisi'ye ziyareti için teşekkür eden Macron, iki ülke arasındaki ortaklığın Orta Doğu ve Akdeniz bölgesinde istikrara katkıda bulunduğunu savundu. Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin ırkçı lideri Marine Le Pen ise bu görüşme sırasında Twitter'dan paylaştığı mesajda darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye övgü yağdırdı. Mısır'ın bölgenin istikrar kutbu olduğunu öne süren Le Pen, Sisi'nin bölgede Müslüman kardeşler etkisini azalttığını ifade etti. Le Pen tweetinde, "Mısır özellikle Türkiye'nin provokasyonlarına karşı Fransa için önemli bir müttefik olmalıdır" ifadesine yer verdi. Aşırı sağcı Le Pen, İslam ve göçmen karşıtı tutumuyla biliniyor. Le Pen, daha önce Fransa'da camilerin kapatılması ve yabancıların sınır dışı edilmesi çağrısında bulunmuştu. Marine Le Pen, skandallarla tanınan bir isim. Geçenlerde başörtüsü yasağı çağrısında bulunmuş ve Fransa'daki Müslümanlar tarafından sert tepkilerle karşılaşmıştı. İslam düşmanı lider, kendilerine karşı savaş açıldığını, buna karşılık verilmesi gerektiğini öne sürerek, "Biz bu savaşı bir devlete değil, bir ideolojiye, İslamcılığa karşı ilan ediyoruz" ifadesini kullandı. Le Pen, küstah açıklamalarında daha da ileriye giderek, "Bu ideolojiyi savunan kuruluşların yasaklanması, camilerin kapatılması ve yabancıların sınır dışı edilmesi" çağrısında bulundu. Hatırlarsanız geçen haftalarda Fransa Senatosu, Ermenistan dışında hiçbir ülke tarafından tanınmayan sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması için karar taslağı hazırlamıştı. Tasarıya ilişkin açıklama yapan Fransız senatör Bruno Retailleau, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylemlerini kınamak için bir kararı oylayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Fransa'nın hamlesi büyük tepki toplamıştı. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grupları ortak bildiri yayınlayarak Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin aldığı kararı kınadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop'un imzasıyla yayınlanan bildiride, "Ülkemiz ve kardeş ülke Azerbaycan aleyhine böylesi hasmane adımları atanların meclisimiz ve aziz milletimiz tarafından not edildiğini ilan ediyoruz. Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve Fransa Senatosu'nun kararı uluslararası hukuk açısından yok hükmündedir" ifadeleri yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla yayınlanan bildiride, "Mecliste grubu bulunan siyasi partiler olarak Fransa Senatosu'nun uluslararası hukuka, ahlaka ve hakkaniyete aykırı bir şekilde Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin 25 Kasım 2020'de kabul ettiği kararı en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesi kullanıldı. Fransa Senatosu görmezden gelse de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1993 yılında aldığı 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararları uyarınca Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu ve Fransa Senatosu'nun kararının uluslararası hukuk açısından yok hükmünde olduğu belirtildi. Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından birkaç gün önce ikrar ve beyan edilmiş, Karabağ Ermenistan tarafından bile tanınmamışken Fransa Senatosu'nun ne kadar gerçeklerden uzak bir karar aldığı çok açık bir şekilde görülmektedir. 30 sene boyunca Ermenistan'ın işgali altında kalan Azerbaycan toprakları, Azerbaycan ordusunun son aylardaki kahramanca mücadelesi sayesinde işgalden azat edilmiş ve yeniden Azerbaycan egemenliğine katılmıştır. Türkiye olarak bu haklı mücadelenin ve destansı zaferin her anında kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaktan gurur duymaktayız. Azerbaycan ordusunun Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa kapsamında yürüttüğü harekat sonucunda asıl sahiplerine dönen Azerbaycan topraklarının ebediyen Azerbaycan'ın hakimiyetinde kalacağından en küçük bir şüphemiz bulunmamaktadır. Minsk grubunun eş başkanlarından biri olmasına rağmen yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan'ın gayrimeşru işgalini görmezden gelen, tarafsız davranması gereken tüm durumlarda işgalci Ermenistan'ın yanında saf tutan ve Azerbaycan'ın hakkını ve hukukunu kayıt altına alan tüm Birleşmiş Milletler kararlarını yok sayan, son zamanlarda Türkiye'ye karşı husumette sınır tanımayan Fransa'nın bu adımı bizler için şaşırtıcı olmamıştır. Söz konusu karar, Fransa hükümetine çağrıda bulunan Senato'nun son derece vahim bir akıl tutulması yaşadığını göstermekte. Bizleri sağduyulu Fransız halkının daha makul, aklı başında ve hepsinden önemlisi uluslararası hukuka saygı gösteren temsilcileri hak ettiği düşüncesine sevk etmektedir. Söz konusu kararın Fransa Senatosu'nda büyük bir çoğunluğun oylarıyla kabul edilmiş olması ise Fransa'nın geleceği hakkındaki endişelerimizin artmasına sebep olmaktadır.